Bugün evde siyah sele zeytini yapacağız. Daha önce yeşil zeytin yapmıştık. Onların hala suyunu değiştiriyorum. Şimdi de siyah zeytin yapacağız. Bu yeşil zeytine göre bence daha kolay yapılan bir şey. Hangisini seviyorsanız hepsini yapabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Ben de 450 gram kadar bir siyah zeytin var. Marketten aldım. Bir de iri salamura tuzuna ihtiyacımız var. Salamura tuzu olması şart. Öbür türlü normal kullandığımız sofralık tuzdan kullanırsak zeytinlerimiz erir. Son olarak 3. madde koyacak bir kavanoz veya şişe ihtiyacımız var. Bunlar bizim günlük kullandığımız süt şişelerimiz. Zeytin alırken pürüzsüz olmasına, yaprak kısmının yani sap kısmının küflenmemiş olmasına dikkat etmek gerekiyor. Buruşmamış olmasına dikkat etmek. Mesela bu buruşmaya başlamış. Yine de iyi durumda ama buruşmamış olmasına dikkat etmemiz lazım. Mutlaka ve mutlaka sağlıklı bunun gibi güzel pürüzsüz zeytinleri seçmemiz lazım. Zeytinlerimizi aldığımız zaman yıkamıyoruz. Böyle yıkamadan zaten tuz onların içindeki her türlü bakteriyi öldürecek ve sağlıklı hale getirecek. O yüzden yıkamadan şişeye dolduruyoruz. Benim çocukluğum Bursa'nın Gemlik ilçesinde geçti. Malumunuz her yerde Gemlik zeytinleri satılıyor. Komşularımızın çoğunun zeytinlikleri vardı ve her sene bu zamanlarda zeytin yapım ritüelleri gerçekleşirdi. Ve 15-20 gün sonra toplandıktan herkesin evine taze yapılmış o yılın zeytinlerinden ve zeytinyağlarından komşular gönderirdi. Hiç o günleri unutamam. Zeytinlerimi doldurdum. 2 tane yarım litrelik şişeye üstlerinde boşluk kalacak şekilde dolduruyoruz. Çünkü oralara şimdi tuz ekleyeceğiz. Benim yarım kilo zeytinim vardı. Yarım kilo zeytin için 45 gram iri tuz kullanmam lazım. Buraya tarttım. Bunu şimdi 2'ye böleceğim. Şöyle içlerine paylaştıracağız. Az tuzlu zeytin sevseniz bile zeytini önce tuzlu yapmanız lazım. Çünkü ne kadar az tuz kullanırsanız zeytinlerinizin bozulması da o kadar kolay olur. Tuz içindeki bakterileri öldürüyor ve zeytinin acı suyunun dışarı çıkmasını sağlıyor. O yüzden tuzu az kullanmayın. Mutlaka ve mutlaka verilen oranda. Yani 1 kilo için 90 gram tuz kullanmanız lazım. Benim şimdi yarım kilo zeytinim var. O yüzden 45 gram kullanıyorum. Zeytinleri ve tuzu şimdi iyice karıştıracağım. Salamura tuzu kullanmayı unutmayın. Kapaklarını kapatıp şöyle sallıyorum. İyice. Hatta şöyle tutayım. Evet. Bunu da sallıyoruz. Evet. İşlem bu kadar. Zeytinleri bir kavanoza dolduruyorsunuz. İçine tuzunu koyuyorsunuz. Bundan sonra 15 gün boyunca her gün zeytinleri çalkalayacaksınız. Bu işi çocuğunuza da verebilirsiniz. Bir de karanlık bir yerde durması gerekiyor zeytinlerin. Ara ara su verecek. Acı suyunu verecek. O suyu verdiği zaman da dökeceksiniz ama dikkat edin tuzlar kaçmasın, zeytinler kaçmasın. Suyunu boşaltıyoruz. Hiç içinde su kalmayacak şekilde. 15 gün sonra takriben maksimum 20 gün sonra zeytinlerimiz yenilebilir hale gelecek. O zaman nasıl yiyeceğimizi başka bir videoda anlatacağım. Yeni tarifler için kanalıma abone olmayı unutmayın.